Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Mübarek aylar, tabi günler vardı ömürde geçiyor. Kul her zaman Mevlamızın kul olması gerekiyor her kulunda. Allah Teala buyuruyor bizlere Zümer ayet 53'te Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Kul burada Allah'ın emri peygamberimize Habibi Muhammed'im sen söyle. Bazı ayet-i kerimenin başında Allah Teala hitap ediyor müminlere. Ey mümin kullarım diye. Bazen de Allah-u Teala hitap etmiyor da emir veriyor peygamberimize Muhammed'im söyle diye. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri farz namazını kılmak üzere mescitte mihraba doğru yürürken bakıyor sahabeden biri yatmış uyuyor. Peygamber onun yanından geçiyor, onu uyandırmıyor. Az yerde Hazreti Ali'yi gördü. Dedi ki Hazreti Ali'ye, ya Ali, git bak filan kişi uyuyor, kâme getiriliyor, onu namazı uyandır. Namazı kaldır onu. Hazreti Ali koştu, uyuyan kişiyi uyandırdı. O da abdest aldıktan namaza yetişti. Namazdan sonra Hazreti Ali, bu olayı merak etmiş. Geldi. Dedi ki ya Resulallah her hayırda sen önde gidersin ya Resulallah. Öncüsün her hayırda. O kişinin uyuduğunu gördün ya Resulallah. Yanından geçtin. Ona bir şey sen demedin de beni gönderdin onu uyandırmaya. Acaba hikmeti ne bunun? Peygamber cevap verdi. Ya Ali, eğer ben onu uyandırsaydım o anda, o kişi uyku sersemliğiyle belki bana ters cevap verebilirdi. Bana ters cevap vermesi, hakaret etmesi, onun Allah korusun imanı çıkmasına sebep olur. Bunun için korktum, uyandırmak korktum, seni gönderdim. Ama sana ters cevap verse, sen arkadaşın sayılır o, imanına bir zarar gelmez buyurdu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen kendine hitap etmiyor da Peygamber'e bildiriyor Mevlam'da. Burada aynı şekilde kul, Habibim, Muhammed'im söyle. Ya ibadiyellezine esrefu. Yani burada yine ibadiye ye var burada. Yine burada Rabbim buyuruyor. Kullarım. Ey kullarım. Hangi kullar? Ellezine şu kullar ki esrefu ala enfüsihim. Nefsinde israfa giden kullar. Buradaki israf günahta, kötülükte, haramda, farz terk etmede ileri gidenler. Zaten israfın anlamı da aşırılık anlamına geliyor. Yani savurganlık, aşırılık anlamına geliyor. Bir insan demek ki günahta ileri giderse bir kişi, fazla giderse bu kişi ne olmuş oluyor? İsraf etmiş oluyor. Burada insanların günah açısından en kötüleri. Yalnız inkarları yok ama bunların da. Eğer bunlar inkar da olsaydı, burada Allah Teala bunlara ya ibadi buyurmazdı. Kulum demez Allah Teala bunlara. Demek ki bir kul ne kadar bir kul günaha girse, harama girse, kul ne kadar batağa batarsa batsın, inkar etmediği sürece Allah yerine kulum diyor muhteremdir. Allah'ın rahmeti bu işte. Burada
nefislerine israf edenler. Çünkü günahın zararı insanın kendine. Bu da nefis insanın kendisi anlamına geliyor. Bir kimse hayır da yapsa, ibadeti yaparsa yararı yine kendine. Haşa Allah'ımdan bir şey yok tabi bundan böyle. Yine bir insan günah işlerse günahın vebali zararı nedir? Kul kendini çekecek bunları da. Arkadan Mevlam şöyle buyuruyor şimdi bunlara, aşırı günah gidenlere, لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللّٰهِ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Şimdi bazı kişiler vardır ki, tabi abdest yok, namaz yok, çok haramlara dalmıştır. Yani bir kötü bir kadın bile, kötü oluşan bir kadın bile, genelde bunlar ne yaparlar? Artık Allah beni affetmez gibi. Bir hayale kapılır bunlar. İşte Rabbim bunlara uyarıyor Mevlam. Ya Allah korusun bir kadın yani ne kadar kötü yola düşse, erkek de ne kadar kötü yola düşerse düşsün, inkar etmediği sürece Rabbim buyuruyor, Allah rahmetinden ümit kesmeyiniz. Bu ayet-i kerimeye göre bir kimse günahı sebebiyle ama inkar etmediği sürece bir kimse günahı süreciyle eğer rahmetten ümidini keserse yani Allah beni affetmez diye böyle bir inanca kapılırsa Allah korusun kişi imanı gider. Zaten Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın da birinci düsturu, yani ilkesi nedir? Ümit, reca arasında olmak. Herkesten böylece. Bir insan ne kadar iyi de olsa, kişi evliya da olsa, hatta bir kişi sahabe de olsa, ne yapacak bu kişi? Yine ortada duracak. Sağında ümit, solunda korku olacak. Yani reca, havf deniyor. Havf, korku, rica, ümit anlamına geliyor. Eğer bir kimse artık ben iyiyim, hiç kazanamazı bırakmadığım, şöyle hacıyım, hocayım, hafızım, işte şöyleyim, böyleyim, hatta keramet sahibim diye bir kimse, eğer kendine kesin gözüyle cennetlikim diye bakarsa, o kişi yerine Allah katında günahkar olmalıdır. Ne kadar iyi olsa olsun, korkuyu bırakmayacak. Ortada kalacak kişi, havf reci ortasında olacak. Yani ibre, eşit olacak ibre böylece. Bir taraf ağır basmayacak. Yalnız ölüm anında recanın, ümidin ağır basması eftar ölüm anında. Artık ölüm yatağına yattığı kişi, hayatta ümidini kesti, artık saniyeler, dakikalar artık sayıyor, şuuru bilinci yerinde öleceğini biliyor. O anda kişi ne yapacak? Ümidi fazla olacak. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin diye o zaman ümidi fazla olacak işin ölüm anında. Ama ondan önce ibre orta olacak böyle. Kişi ne olsa olsun orta olacak. Korku ümit arası olacak kişi. Hakikaten Mevlam buyuruyor İnnallâhe Allah Cenab-ı Hak Hazretleri yâfirü zünûbe cemî'a Allah günahları affeder. Burada zünub, zembin çoğulu geliyor. Allah-u Teala günahları affeder. Tekrar buraya tekiden buna cemiyan kelimesi geliyor. Tekid-i manevi deniyor buna. Allah-u Teala günahın hepsini affeder. Ne zaman tabi? Dünyada ama muhterem tabi bu da. Dünyada bu da. İnnehu hüvel gafur rahim. Allah-u Teala gafurdur, rahimdir. Bu ayet-i kerime gelmeden önce Mekke'nin azılı müşrikleri bazıları imana karşı bir gönlen meyil olmuş İslam'a karşı. Acaba Müslüman olsam mı diye Mekke müşriklerinin bazıları. Fakat ümit kestikleri için Allah'ın rahmetinden İslam'a gelememişler bunlar. Biz işte peygamberle savaştık,
Peygamber'e karşı taş attık, ona karşı ok attık, Peygamber'e karşı sövdük, saydık, İslam'a ona karşı geldik. Artık biz af edilmeyiz diye ümit kesmişler bunlar. Bir de bunların biri de Hazreti Vahşi. Vahşi. İsim Vahşi yani. Kendi Vahşi değil de isim Vahşi. Habeşli kendisi. Bu Habeşli Vahşi Uhud Harbi'nde Hazreti Hamza'yı öldüren kişi, şehit eden kişi. Neden öldürür Hazreti Hamza'yı? Bedir Harbi'nde Hazreti Hamza Mekke'nin ileri gelenlerinden Utbe'yi öldürmüştü. Bedir Savaşı'na başlamadan önce o günkü harp kurallarına göre hangi taraf saldırıda ise, kendine güveniyorsa ondan bir kişi veya birkaç kişi ortaya çıkarlar, karşılarına erişlerdi karşılarına. Mekke ordusu da Mekke'den kalkıp Bedir'e gelmişler. Müslümanlardan üç kat fazla da sayıca silahlar da üstün kendilerinin. Kendilerine güvenleri, tam kesin güvenleri var kendilerine. Üç kişi ortaya çıktılar. Biri Utbe, biri kardeşi Şeybe, Utbe'nin oğlu Velid. Üç ortaya çıktılar at üzerinde. Müslümanın karşılarına er istediler. Yani yeke yek karşılıklı savaşacaklar. Onların o zamanki inançlarına göre ilk çıkan kişiler hangisi üstün gelirse orada kazanır diye ümitleri var. Tabi bunda erdiğine karşılarına üç tane ensardan genç karşıdan çıktı. Meşhur bir kadın vardı Afra Hatun diye. Bu kadın çok meşhurdur Medine ensardan kadınca Afra Hatun diye. Bunun beş tane oğlu varmış. Oğullarını erkenden kaldırmış. Kalkın, kalkın. Ben sizi bunun için doğurdum. Bak Resulullah savaşa giderken yatmayın burada kadınlar gibi demiş. Çocukların beşini kaldırıp onları kılıp şandırıp onları kendi savaşa gönderiyor kadın. Ve onlara tembih ediyor. O müşrik arasında bir Ebu Cehil diye biri varmış. Tabi onu tanımıyorlar. Onu ile öldürün diye. Şimdi üç kişiyi erdirince Mekkelilerden bu Afrat'ı üç oğlu hemen fırladılar karşılarına. Yalnız o günkü gelen savaş kuralına göre Mekkeliler Medineleri önemsemezdi, küçümserlerdi. Medineliler genelde fakir, çiftçi, böyle çobanlık yaparlardı Medineliler. O günkü duruma göre çok geri bir durumdaydılar maddi açıdan. Mekkeliler ise ticaret oruçlukları için kendilerini daha bilinç sayarlardı. Utbe bunları beğenmedi. Siz bizi eş değilsiniz, denk değilsiniz diye. Yani onlara savaşmayı bir nevi onlarına yediremediler. Bunun üzerine Peygamber onlar seslendi. Gelin bakayım bu tarafa. Geliyor onlar. Peygamber biraz kendisi tayin etti. Önce Hazreti Hamza'yı, amcası. Ya Hamza, ammi. Sen kalk bakalım. Hazreti Hamza kalktı. Bir de Ebu Ubeyde bin Haris, Peygamber amca oğlu, onu kaldırdı. Bir de Hazreti Ali. Yani karşıkilerin yaş sıralamasına da oldu bu. Bunun üzerine Hazreti Hamza Utbe'nin karşısına geçti. Ebu Ubeyde Şeybe'nin karşısına geçti. Hazreti Ali de Velid, Utbe'nin oğluydu, onun karşısına geçti. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali ilk hamlede karşı işini bitirdiler hemen. Ebu Ubeyde'ye biraz savaşırlarken, yaralandı da kendisi hatta, ona yardım ettiler, onu öldürdüler. İşte Hazreti Hamza, o Bedir abinin başlangıcında Utbe'yi öldürünce, Utbe'nin diğer oğulları, bu defa Vahşi'ye diyorlar ki, eğer sen diyorlar Uhud Savaşı'nda Hamza'yı diyorlar öldürürsen, onların kölesiymiş, hür olacaksın diyorlar. Azat deliyor yani böyle. Hür olacaksın diyorlar. Buna bunu vaat ediyorlar. Ayrıca Ebu Süfyan'ın hanımı, Hint denen kadın, aşırı bilinçli kadın, o da Utbe'nin kızıydı. O diyor ki Vahşi'ye, ya Vahşi, eğer Hamza ölürsen diyor, ne kadar diye takım varsa diyor üzerimde, altın neler varsa hepsini sana vereceğim diyor. O da bunu söylüyor. Bunun üzerine Vahşi
sır kölelikten kurtulmak, hür olarak yaşamak için. Demek ki kölelik hakikaten çok zor muhtemelen, kölelik böylece. Yani kölenin çalışma saati yok ama böyle. Dilerse efendisi zalimse, 24 saat çalıştırır. Ağırda yatırır, yolda yatırır, efendisi yer, artanı, abirin, köpeği verir gibi onlara verirler, köle verirler böylece. Yani kölelik, hayvanın aşağı bir şeydi o zamanlarda. İşte vahşi de sır kölelikten kurtulmak, o da hür olmak. Yani dirildiği zaman yatsın, dirildiği zaman kalksın, dirildiği zaman geçsin. Yani aç olsa razı ama hürriyet, ekmek onlara daha tatlı geliyor kölelere. Vahşi sır kölelikten kurtulması için Hazreti Hamza'yı öldürmeyi kafasına koyuyor. Azmediyor buna. Nasıl öldürecek ama? Hazreti Hamza aslan, tank gibi. Onun karşısına kılıç çıkamıyor karşısına. Ancak sinsi öldürmesi gerekiyor. Hazreti Vahşi Habeşli idi. O günkü Habeşlerin de harp ederlerdi. Ucu sivri hançer atmaları meşhurdu karşıdan. Ok atar gibi atarlarmış bunları. Bu Vahşi de bunu iyi biliyormuş. Eline böyle ucu keskin, ucu sivri, uzun bir hançer alıyor eline. Devamlı saklanıyor. Savaş meydanında oraya saklanıyor, buraya saklanıyor. Hey Hamza'nın peşinde. Bir ara Hazreti Hamza, arkası dönmüş Vahşi'nin bulunduğu yere, eline kılıcı, hangi tarafa saldırıyor diye düşmana bakarken, arkasından hançerin attığı Vahşi, Hazreti Hamza da vuruldu, yere düştü muhtemelenler. Yere düştü. Hemen koştu orada, ağ yaralı. Hatta böyle göğsünün karnını yardı. Ciğerini falan çıkardı kendisini. Bütün bağırsaklarını falan değişti kendini çıkardı. Ve bunun ciğerini Hind denen kadına götürdü. O kadın da babasının katili öldürüldü diye Hind'in ciğerini ağzına çiğnedi ağzında. Onu ağzına çiğnedi şey yaptı. Ne kadar takısı varsa üzerinde, zengindi kendisi. Hepsini Vahşi'ye verdi. Hatta Mekke'ye döndüğün zaman daha da vereceğim dedi. Bu şekilde Vahşi Hazreti Hamza'yı şehit etti orada. Şehit etti orada. Hür oldu şimdi. Mekke'ye döndü. Parası da oldu şimdi. Yani Hind'in verdiği o takılar, servet, ona bayağı bir muazzam para. Maddi açıdan zengin de oldu kendisi. Hür oldu. Ama eski günlerini arama başladı şimdi. Gönlünde bir sıkıntı ama şimdi. Dünya kendisinden dar geliyor. Hazreti Hamza'yı öldürmesi bunun vebalini kaldıramadı şimdi. Manevi vebalini kaldıramadı, bunu çekemedi bunu. Gönlünde sıkıntı, dar, dünya kendisinden dar geliyor kendisinden dünya. Artık tek çıkar yol İslam'a gelmeye gördü kendi kendine. Allah'a dönüşü gördü. Başka her tarafını karanlık geliyor kendisine. Yalnız Müslüman'a da korkuyor şimdi. Ben peygamberin amcasını öldürdüm. Arkadan onu hançerledim ben onu. Göğsünü, karnını yardım. İşkence yaptım ona. Benim günahım artık yeri göğü aştı yaptığım günah. Ben affedilmem diye bu inançtayken bu ayet-i kerimeye gelince, bu ayet-i kerimeyi duyunca ümide kapıldı bu sefer. Demek ki Allah beni de affeder dedi bu sefer. Ümide kapıldı ve Medine'ye geldi muhtemelen. Medine Münevvere'ye geldi. Peygamber tabi yanına geldi Aleyhisselam Hazretleri'nin. Ya Resulallah, ben Müslüman olacağım. Biliyorum, insanların en kötüsü benim şu anda ya Resulallah. Ama Allah'ın rahmeti ümit kesmeden buraya geldim ya Resulallah buyurdu. Peygamber tabi amcasının katili olsa bir peygamber tabi intikam beslemez tabi peygamberler tabi. Onu affetti. Orada kelime-i şahadeti getirdi, Müslüman oldu. Yalnız Peygamber'e bir şey tavsiye etti, emir şeklinde. Ya Vahşi, Medine'de durduğun zamanlar benim pek gözüme görünmeme buyurdu. Seni gördüğüm zaman aklıma amcam Hamza geliyor. Hazreti Hamza'nın, evet Peygamber'in amcası ama onun ötesinde İslam'a muazzam bir çalışması vardı İslam'a. İslam'ın bir kanadıydı aslanımıza. Pehlivandı, çok savaşçıydı. Biraz da kılıç savaşını çok iyi bilirdi kendisi. Peygamber öyle buyurdu.
Yağbaşlı, Medine'de bulunduğum sürece benim pek gözüme görünme. Aklıma amcam geliyor o anda. Şimdi olacak ya muhteremler bu. Tabi Vahşi İslam'a gelince kendini orada buldu şimdi böyle. Her adam İslam'da buldu. Huzuru buldu. Gönlü açıldı. İçi rahatladı. Kalbi nuru doldu. Allah diye yanıyor şimdi. O hale geldi. İçine bir de aşkı Resul denen hal verildi. İçine Peygamber'in aşkı naşini verildi. Bir makamdır o. Kişi o makama geldi mi, kişi o aşkı yaşar. İçine aşkı Resul geldi. Peygamber'in aşkı, sevgi değil ama, muhabbet başka muhtemelen. Sevgi, muhabbet başka, insan sevebilir. Aşk, ateş. Ateş böyle kalbi yakar, yakar, yakar. Kişi çıldırır kişi böyle. Durduk kişi duramaz. Hazreti Vahşi bütün gece Peygamber evine yatağına dolaşıyor. Ve çıkar da bir görürüm diye. Direkt arkasına saklanıyor. Hep Peygamber peşinde böyle. Hep onun peşinde yanıyor, yanıyor. İmtihan tabi bu ya. Peygamber'in çağırdı Vahşi. Sen Medine'den durma. Yemame'ye git dedi. Yemen tarafına. Sen Yemame'ye git, oraya gelirsen. Tabi o gün için bu hikmeti bilinmedi diğer sahabe baş tarafından. Sonradan bilindi. Peygamber hem vefattan sonra orada biri çıktı ortaya, haşa peygamberim diye. Müslimet-i Kezzab denen o kafir. Haşa ben de peygamberim diye ortaya çıktı. Bayağı bir kişi topladı etrafına. İslam ordusu savaştı. Vahşi, bak mesela Vahşi ne yaptı orada şimdi? Hazreti Hamza'yı öldürdüğü, şehit ettiği aynı hançerle, aynı metodu kullanarak o Müslimet-i Kezzab'ı öldürdü. Onu öldürdü böylece. Onu öldürdü. Elhamda savaş bir anda bitti. Vahşi şöyle derdi o zamanlar. Cahile dönemimde insanların en hayırlısını öldürdüm. İslam döneminde de insanların en şerrisini öldürdüm derdi kendisi. Peygamber bir gün şöyle buyurmuştu ama Aziz Cemaatimiz. Peygamber sohbet ederken meclisinde şöyle buyururdu. Eshabım, Hamza ile Vahşi'yi kol kola girmiş, cennet girerken görüyorum buyurdu. Tabi peygamberler ilerisini görürler. Alemi misal diye bir alem vardır. Alemi misal deniyor. O alemi misalde ne olacaksa hepsi orada şekilleri, program orada vardır böylece. Öyle bir peygamber buyurdu. Vahşi ile Hamza'yı kol kola girmiş, cennete girerken görüyorum buyuruyor. Hazreti Hamza kızacak mı Vahşi'ye? Kızmayacak, teşekkür edecek. Neye? Ona şehitliği nasip etti, sehep oldu, şehitliği sehep oldu. Hazreti Vahşi de İslam'a geldi, sahibi oldu. Tabi tevbesi kabul ediyor kendisini de. O da elhamdülillah cennete girecek. İşte bize buyuruyor güzel Mevlamız, aziz cemaatimiz. Habibi Muhammed'im sen benim kullarıma söyle. Yani bu kelime çok etkili beni şahsen böyle. Kul ya ibadiyellezine esrafu. Kul ya ibadiyellezine esrafu. Habibi Muhammed'im benim kullarıma söyle. Ne kadar nefislerinde ifrat etseler, yani aşırı günaha da gitseler ama rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Öyle bir namı yakınız. O kullarıma söyle. Yani Mevla kulunu bırakmıyor muhteremler. Biliyorsunuz Hazreti Bişir Hafi de böyle olmuştu. Bişir Hafi. Aslı ismi Bişir. Kendi ismi Bağdat'ta yaşayan kişi. Alkolikmiş kendisi. O zaman da yani tabii şarap içiyor o zaman alkol olarak. Yani şarap bulunuyor. Devamlı alkolik, şarap içiyor kendisi. Yine bir alkolik giderken yolda bir kağıdın yerde uçtuğunu, yere düştüğünü görüyor. Hafif esinti varmış havada. Rüzgar esiyor, kağıdı bir hafif kaldırıyor. Yere kağıt düşüyor. Yine esiyor kağıt, yukarı kalkıyor. Kendi sarhoş, böyle sallanıp yürüyormuş kendisi. İlgisini çekiyor, kağıda bakıyor. Kağıtta tek kelime Allah yazıyor kağıtta. Allah yazıyor kağıtta. Ay diyor, büyüdemiyorum. Alkol kendisi. Allah ismi diyor, yerlere sürünüyor diyor. Hemen koşup alıyor onu, öpüyor, başına sürüyor, koynuna koyuyor.
Bir şey koyuyor, bunu koyuna koyuyor. Tabii kendisi sarhoş yine kendisi. O gece Bağat'tan bir evliyaya Rabb'i ilham ediyor rüyasında ama. Rabb'i ilham ediyor bir evliyaya rüyasında. Kalk yarın, yani yarın benim Bişir diye kulum var Bağdat'ta. O benim Bişir kuluma söyle, ben onu kulluma kabul ettim. O benim kulum gene. Dönsün bana gelsin. Uyunuyor evlullah, rüya net, ilham açık geliyor ama inanamıyor. Bişir meşhurmuş. Yani Bişir Allah kuluna kabul etti. Herhalde bu yanlışlık oldu rüyamda diyor. Rüyasına güvenemiyor. Yine yatıyor. Aynı rüyayı tekrar görüyor. Yarın benim Bişir kuluma git. Ona söyle. Ona ben kulluma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. İnanamıyor gene. Üçüncü tekrar görünce artık sabit etmek karar veriyor. Niye hemen gidemiyor? Çünkü her zaman meyhane demişmiştir. Onun için. Şimdi sabah oluyor. Evliyullah meyhaneye gidiyor. O zaman tabi meyhaneler yasak. İçki yerleri yasak o zaman da. Gizli. İslam'ın tabi yasakladığı için böyle gizli evlerde, mahzenlerde içki içiliyor bir şekilde. Arıyor, onun içki yerini buluyor. Oraya gidiyor. Tabi dışarıdan bağırıyor. Ya Bişir! Ya Bişir! Çıkıyor dışarı, ne var? Az diyelim misin buraya? Yanla yakmış da, içeri yakın bırakmış. Ne var diyor? Bana bu gece Rabbim ilham etti 3 sefer. Bana Rabbim vazife verdi, görev verdi. Rabbim Allah şöyle buyurdu. Dedi ki Rabbim diyor, benim bir kuluma git söyle, ben o kuluma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. Hazreti Bişir bunu duyunca, bir yanıyor ki orada, ya Allah demek ki bana kulum mu dedi. Allah benim kuluna kabul mü ediyor? Nasıl demek Allah? Kurban olayım ben melamı ben derler. Hemen koşuyor yanlayak, hiç geri dönmüyor. Meyhaneci bağırıyor. Bişir ayakkabılarına bak, şunun bunu kaldı burada. Hiç bakmıyor. Ve onlar geri almıyor. Hep yanlayak yürümüş. Bana tevbe nasip oldu derden böyle. Hep yanlayak yürümüş. İsmi Bişir Hafi. Yani çıplak yürüyen o anlama gelmiş. O soğukta hayvanlar geçirirken o zamanlar, çok hayvanlar geçirirken, hayvanlarda bir şafirin gezi yollara pislemezler bir bakmıştır yani böyle. Bir keramet olarak bir şekilde böylece. İşte Mevlam buyuruyor elhamdülillah, kullarıma söyle Habibim Muhammed'im, rahmetimden ümitlerini kesmesinler, Allah-u Teala Mevlamız günü affeder. يَغْفِرُ ذُنُوبَ جِمِعًا Allah günahın hepsini affeder Mevlam. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرْ رَحِيمُ Allah Celle Hazretleri gafur. Gafur çok çok bağışlayıcı, affedici anlamına geliyor. Şimdi gerçekten aziz cemaatimiz, mesela bizlere bir kişi hep iyilik etse bakınız. Hep iyilik etse bizlere. Yıllarca iyilik etse. Sonra bu kişi iyiliğini kesse bizden kızarsın derler. Ya yani buna kötülüğü böylece. Ya kötülük yaparsa onun düşmanı olur derler. Halbuki bir kul yıllarca Allah istene diyor ben. Haşa böyle. Allah'ın emrine dinine itaat etmiyor. Yıllarca çılgınca yaşıyor. Ama döndüğü gibi Rabbim kulun diyor. Neden? Allah'ın bir ismi de Gafur, Gafur muhteremler. Mesela bunun bir örneği de anneler bilhassa. Tabi babada da var da annelerde 3 katı daha fazla var. Annenin de evladına olan şefkat ve merhameti böyle. Bir yavru da, evlat da annelerde karşı bile gelse annesi beni affediyor gibi bence. Bir genç varmış muhteremler. Babası ölmüş. Bir ana oğul bunlar. Bekar genç. Babası ölünce çoktan mal bırakmış babası. Bu genç bu sefer fazla parayı görünce yolunu şaşırıyor. Kendi içkiyi kumara kendisini veriyor. İç kumar tabi verene tabi mal tükeniyor. Bu defa annesinde olan gizli paraları istemeye başlıyor. Anne bana şu kadar para, bu kadar para zorla alıyor alıyor. Yine bir gün eve gelmiş, kumarda kaybetmiş, eve gelmiş. Anne bana çabuk şu kadar altın. Yavrum yok, vereceksin. Yavrum vallahi kalmadı yavrum. Yok, yemin ediyor. Vereceksin diyor. Çılgın gibi gelmiş. Annesi vermeyince çünkü bu annesini bıçaklıyor muhtemelen.
annesini bıçaklıyor. Annesi yere düşüyor. Bu da bu paniğe kapılıyor şimdi. Kapıdan çıkma korkuyor. Camdan atlayayım diyor. Camdan atlarken ayağı kayıyor, düşüyor. İçeri düşüyor, ters. İçeri düşüyor. Birden düşünce annesi ağır yaralı, kanlar içerisinde, yavrum bir şey oldu mu sana diye aklına bakıyor. Ana şefkatine bakıyor. Yavrum sana bir şey oldu mu böyle, böyle diye. Bir ana şefkati bu kadar olursa değil mi muhteremler? Allah'ın rahmeti tabii sonsuz sınırsız muhteremler. Ve'lem gafur. Gafur, Allah kuluna bağış, affedişi. Errahim, bir de rahmet muhteremler. İkisi bir araya geldi mi, o zaman tamamlanıyor. Allah kulunu affetti, bağışladı ama kul boşu da kalmayacak. Rahmet, Allah'ın rahmetiyle Allah kulun çekilmesi, kulun inşallah cennete cemarla kavuşması. Yine bir evliullah var muhteremler. Fudeyl bin İyaz isminde. Fudeyl bin İyaz isminde bir evliullah. Abbas döneminde Harun Reşit'in zamanı yaşayan bir kişi kendisi. Bu zat önceleri 40 haramilerin başıymış. O zaman harami derlermiş soygunculara, yol kesicilere. O dönemde çok varmış bunlar, yol kesiciler. Harami derim bunlara. Genelde 40 kişiden oluşmuş bu örgütleri bunların da. Bu da 40 haramilerin başıymış. Fudeyl bin İyaz denen kişi de. Yani iri yapılı, güçlü kuvvetli, bir acayip bir insanmış kendisi. Bunu, tabi bunlar adamlar olmuş etraf köylerde. Ne zaman bunların bulunduğu mıntakaya, soygun yaptığı bölgeye yüklü bir kervan gelecekse hemen bir haberci girmiş bunlara. Ya Fudeyl, işte 50 develik kervan, işte 100 develik kervan, şöyle kervan geliyor derken haber vermiş bunlara. Bu da gelen bu haberci, müjdeci haberciye bir bahşiş verilmiş. Tabi gelen kervan ne kadar yüklü büyükse o kadar fazla para verilmiş. Yine bir gün Fudeyl adam oturuyorken Bağdat ormanlarında bir yerde yine bir haberci geliyor. Fudeyl sevinerek geliyor. Filan yerden çok yüklü ve çok kıymetli mal yüklü şu kadar kervan geliyor. Hemen çıkana bolca bahşiş veriyor tabi. Kişi gidiyor. Şimdi ne zaman nasıl yola çıkıyor? Tabi bunu soruşturuyor. Bunlar pusuyu kuruyorlar şimdi. Pusuyu kuruyorlar. Tam da gece yarısı orada geçmesi gerekiyormuş hesaplarına göre. Pusu kuruluyor iki tarafa. Fudeyl at üzerinde lider kendisi. Bu emir verin, işaret verince hemen saldıracaklar kervana. Bu kervan gece yarısı ormana giriyor. Fudeyl'in tuzak kurduğu yere yaklaşırken kervanın önünde bir hafız kur okuyor muhtemelen. Hafız. Deve üzerinde kur okuyormuş. Sesi de çok yanı bir sesi varmış. Öyle duygusal okuyormuş Kur'an-ı Kerim'i. Anlamı bildiği için de etkili Kur'an-ı Kerim okuyormuş. Tabi gece yarısında ormanda bir de yankı yapıyor okunan bu Kur'an sesleri. Atıyorum Fudeyl, kervan biraz daha onların tuzak kurduğu bölgeye girmesini bekliyor. Derken kervan buraya giriyor ama hafız okumaya devam ediyor şimdi. Fudeyl de birden değişiyor şimdi tabi bak. Kul insan tabi. Onda gönül kalp var. Fudeyl değişiyor birdenbire. Değişiyor. Kalbi işi eriyor böyle. O Kur'an'a aşık oluyor Kur'an-ı Kerim'e. Tamamen değişiyor. İşaret vermiyor tabi adamlara tabi. Onlar Fudeyl'e bakıyorlar. Artık kervan oradan çıkacak ama boğazdan. Bana çıktı mı biraz zor mu işleri? Çünkü kervanı koruyan muhafaza bulunuyormuş silahlı olarak da. İşleri zorlaşacak. Hemen birkaç geliyorlar. Ya Fudeyl, bak kervan çıkmak üzere bizim boğazdan. Ne yapalım? Bırakın diye. Ama çok duygusal. Böyle gözü yaşarmış. Bırakın gitsin bunlar diye. Bırakın gitsin bunlar diye. Bırak gidiyor bunlar. Sabah oluyor. Fudeyl diyor ki işte birisine onun Bağdat'a çarşıya gönderi gideceğim. Git bana diye bir cübbe al bana diyor. Bana sarık al diyor. İşte şunları al bana diyor. Bana bir secde al diyor. Gel diyor. Ben namaza başlayacağım diyor. Allah'a döneceğim ben böyle diyor. Bunun üzerine o adama gidiyor. Fudeyl namaza başlıyor. Namaza başlıyor ama gene de vestini bırakmıyor ama.
yani eşkıya devam ediyor, soygun yine devam ediyor, namazı bırakmıyor ama. Yine bir gün bir kervan gelirken, haber gelmiş yine şimdi Fudeyle, haber gelmiş kendisine. Yine tuzak kuruluyor, bu küçük kervanmış. Kervan küçük kervan olunca Fudeyle idare etmiyor durumu da. Adamlara emir, ona iş yapıyorlar. Fudeyle kenara çekilmiş, cübbeyi giymiş, sarığı takmış, kendi kaza namazı kılıyormuş bir yerde. Bu namaz kılarken, şimdi kervan gelirken, tabi birden kervana basın yapılıyor. Arkada bulunan bir kişi üzerinde ama yetim malları var, para varmış yetim mal olarak da. Bu kişi eyvah diyor. Hadi benim malım alacak bunlar ama bunlar ama yetim malı bunlar. Yetim malı bunlar. Ne yapsam? Bakılırken bakıyor ormanda bir derviş sağlıcı ben namaz kılıyor bir derviş. Gideyim buna ben teslim edeyim. Onu aramaz bu eşkıyalar diyor. Ben nasıl alırım diyor. Geliyor. Fudu anadan selam vermiş oluyor. Diyor ki işte hocam diyor derviş kimse bilmiyor ama diyor. Bize diye eşkıyalara basın yaptılar diyor. Yanında yetim malları para var diyor. Bunu sen saklar mısın diyor. Peki koy şey diyor. Böyle koyuyor onu. Sen git diyor. Gidiyor namaz devam ediyor gene. Tabi kervan bunu da tabi sonra yakalıyor. Malını alıyor bunların da. Derken kervan çıkıyor artık yola. Bu kervan diyor ki biraz bekleyin ben dönüp geleyim diyor. Dönüp geliyor. Bir de ne görürsün? Parayı teslim ettiği o cübbeli sarıklı kişi eşkıyadan başıymış. Oturmuş sırada üzerinde alınan bütün paralar servet ortaya yığılmış. Onu taksim ediyor orada. Hepsi onun karnına dikiliyorlar. Kişi benim şimdi ürperiyor. Bir dönem kalıyor şimdi. Allah Allah. Ya ben buna güvenen parayı verdim. Bunların başıymış. Bu bundan yönetiyor bunları. Tabii şimdi dönme de korkuyor, gelme de korkuyor şimdi. Fudel ama gözleri her tarafı görüyor. Öyle açık gözmüş. Gel 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 bakayım bana diyor. Al diyor parayı orada duruyor. Al onu git onları bana diyor. Şimdi yine korkuyor. Geliyor yavaş geliyor. Bakıyor duruyor para. Alıyor parayı şimdi buradan. Biraz gidiyor. Dönüyor. Ya kusura bakma diyor. Ben de merakımı yenemedim ben diyor. Yani sen kimsin? Ne oluyor diyor. Bak kervanı soydunuz diyor. Bunu niye almıyorsun diyor. E onun için bana emanet verdin. Güvendin bana diyor. Emanet ihaneti olmaz diyor. Peki sen namaz kıyordun diyor. Tabi namaz kıyacağım. Allah'ın emri bu şekilde böyle diyor. Ama eşkenin başı mısın sen diyor. Ya başıyım diyor. O başı başka. Hayır başka değil ama işte böyle diyor. Aynı Rabbin, aynı Allah namazı farz kılığında haram kılıyorsun ama diyor. Bunu da bırakman gerekiyor diyor. Öyle mi diyor? Evet öyle diyor. O zaman bunu da bırakıyorum bu sefer diyor efendim. O siyah bulayı kendisine. Çağ arkadaşlarım diyor. Herkese mal alsın malını bana bakalım diyor. Mal alıyorlar. Fudeyl bu defa ne yapıyor? Arkadaşlar diyor, artık ben tam tevbe edeyim Mevlamıza diyor. Tam tevbe edeyim diyor. İsteyen beraber tevbe etsin, isteyen kendisi bilir diyor. Hepsi bir de buna tevbe ediyorlar, helalaşıyorlar, dağılışıyorlar. Hazreti Fudeyl şimdi Balat'a geliyor, o gün en meşhur alimin evine gidiyor. Hocam ben Fudeyl bin İyaz'ım, öyle mi? Evet. Ben tevbe ettim, Mevlam'a döndüm. Ama acaba ne yapmam gerekiyor? Tevbem kabul olması için. Onu şöyle buyuruyor. Tamam namazını kaza edersin ama, bunu olur ama diyor. Üzerinde kul hakkı çok var sende diyor. Hangi yörenin, ülkenin, yani köyün, kasabanın, şehirlerin kervanı soymuşsan oraları dolaş diyor. Oralara dolaş, halkını helallaş diyor. Kul hakkını helallaş, o zaman tevbem kabul olur diyor. Bunun üzerine bu kişi ne yapıyor? Fudeyl muhteremler dolaşıyor yıllarca böyle. Helallaşıyor. Helallaşıyor. Sonra artık helallaşıp bitince hacı gitmeye karar veriyor Mekke'ye. Mekke'ye gidiyor kendisi. Çoğu da yayan gidiyor. Yürüye gidiyor. Allah zikrederek ama çok değişmiş ama kendisi. Artık gece uyumuyor. Devamlı oruç tutuyor kendisi. Allah'a deyanıyor. Aşık olmuş. Keramet vermiş kendisi. O hale gelmiş kendisi. Kabe'ye gidiyor. O zaman tabi Kabe açıktaymış o zamanlar. Etrafında bina yok binalar. Duvar yok etrafında. Karşıdan bakıyor. Kabe'yi görüyor. Kabe'yi tavaf eden bir cemaat görüyor. Bakıyor bir de ayrı bir toplum var. Bir cemaat var. Kabe'de ayrı. Halk toplanmışlar bir yere. Merak ediyor. Acaba burada ne var? Hatta bu Kabe tavaf ediliyor. Niye toplanmışlar buraya diyor. Gidip bakıyor orada.
Bir alim orada sohbet yapıyormuş, vaaz veriyormuş ve bu ayet-i kerimeyi okuyor orada. Ya Muhammed'im, benim kullarıma söyle, günahta aşırı gidenlere söyle, ümit kesmesine rahmetimden diye. Bu ayet-i kerimeyi duyunca şöyle bir dona kalıyor, bir duruyor şöyle. Bir dönüyor kâya bakıyor. Ya Rabbi, ben tevbe ettim ya Rabbi, her kötüyü bıraktım, kulak helalaştım ya Rabbi, ama yine korkuyordum affetmesin diye. Ama şu anda sana güvendim, beni affetsin ben derten, yere dönüyor muhteremler. Şimdi yalnız adı cemaatimiz, Allah rahmetinden, Celle Hazretlerinden ümit kesmek yok ama öyle kuru ümit de İslam'da yok. Mevlam hakikaten şöyle buyuruyor. Ve en iyi bila Rabbiküm. Ve en iyi bu ila Rabbiküm, Rabbinize dönün, inabe edin. Dönünüz. İnabe, Allah'a dönmek, tövbe etmek, günahtan kopmak. Demek ki bir kişi günahları yaşamakta iken, kişi İslam'a dönmeden, Allah'a dönmeden, Allah affeder demesi, bu kuru boş bir lafaz cemaatim kardeşim. Hem sen günahına devam et, alnın secde görmesin, bir hanım başını örtmesin, içki içsin, kumar oynasın, şunlara bunları yapsın, hem de Allah affeder, Allah kerim demek, bu İslam'a da aykırı, zıt ters muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Ve eslimu lehu, ve Allah'a teslim olun Mevlam. Önce inabe, tevbe etmek. Günahtan kopun, Allah'a dönün. Mevlam bir de şöyle buyuruyor ayet-i kerimesinde. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın. Allah'a kaçın. Şimdi adı cemaatimiz, yani kulun Allah'tan başka neyi var ki Allah aşkına? Yani Allah'tan başka neyi var? Neyimiz vardır? Ana baba da ölecek. Kardeşi ölecek. Evlat da ölecek böyle. İnsan eşi de ölecek. İnsan tek başına o karanlık kabre girecek muhteremler. Mal mülk yalan dünyada kaldı. Taksim olacak muhteremler. Yani İnsanın bir Rabbi Mevlası var. Allah var. Mevlam buyuruyor. Fefiru ilallah, Allah'a kaçın. Allah'a kaçın, Allah'a yönelin, tevbe ederek, günahı terk ederek Allah'a dönünüz. Ve eslimu lehu, ve Allah'ın emrine teslim olun. Teslim olun. Efendim işte Allah böyle diyor ama ben yapamam. Olmaz muhtemelen. Yani bir kulun haddine kalmamış ki, Allah ile fazla kestin haşlar. Şu kocaman dünya küreyi arz diyor bak. Dönüyor boşlukta. Allah'ın emrinde, Allah'ın denetiminde, Allah'ın tasarrufunda. Belirli bir hızla, bir hızla yörüngesinde dönüyor muhteremler. Hatta Mevlam buyuruyor, küllün fî felekin yesbehûn. Dünyanın dışında, ayda, güneş, yıldızlarda hepsi de Allah'ın takdir ettiği yörüngelerinde, Allah'ın emrinde dönüyor muhteremler. Yani kimse Allah'a haşa başı kaldıramıyor. Mülk Mevlamızın. Onun mülkiyet. Mevlamın vahdaniyet. Allah bir celalü. Haş eşi dengi yok muhteremler kardeşim. Kim olabilir ki kardeşim ya? İnsan mı haşi ilah olabilir? Dağlar mı haşi ilah olabilir? Güneş mi haşi ilah olabilir? Atom yığınları az cemaatimiz. Hangi ilah olabilir? Hepsi Allah'ın em denetiminde. Kesin bir denge düzen var alem evrende. Her şey birbirine bağlı, bağlantılı. İdareden buna bir yönlendiren Mevlamız var muhteremler. Kulun başka neyi var? Neyi var muhteremler? Çevrede boş hayal. Herkese gidiyor muhteremler. Her şey yalandır. Mevlam buyuruyor. Kullarım bana kaçın Mevlam buyuruyor. Ve en iyi bil Allah. Allah'a dönün. İnab ediniz. Tevbe ederek Allah'a dönünüz. Ve eslimu lehü. Ve Allah'ın emrine de celişanı teslim olunuz. Kul Allah'a teslim olduğu zaman adı cemaatimiz. Sen benim Rabbimsin dediği zaman kuldan muazzam bir değişim olur. Kul o zaman işte insanlık makamına geçer. Yoksa Allah'tan kopan bir kişi şekil olarak belki insana benzer ama kişinin sire denir.
iç alemi, duygusal alem kişinin insan değildir muhteremler. Canavardır böylece. İç alem böyle. Gönlünde sıkıntı vardır, darlık vardır, bunalım vardır, stresi vardır, kararsızlıklar vardır, istikrarsızlık vardır, içerisinde vardır. Kuzu bulamaz. Maddi açıdan belki isteklerine kavuşabilir. Belirli makamlara kişi gelebilir. Ama kul hangi makama gelirse gelsin, kişi maddi olarak niye kavuşsa kavuşsun, ama huzur başka muhteremler. Huzur başka böyle. O gönlün rahatı, o manevi zevk feyizler, ruhsal feyizler ancak Allah-u Teala Mevlamıza teslim olunduğu zaman muhteremler. Teslim olunduğu zamanlar. Evet aziz cemaatimiz, bugün mübarek Ramazan'ın son cuması aziz cemaatimiz. Tabi Ramazan elveda diye bizlere, inşallah bizden razı olmuştur aziz cemaatimiz. Rabbim hepimiz affeylesin. Ama Ramazanlar biter muhteremler. Cumalar biter. Bayramlar gelip giderler bunlar. Ömür de gidecek. Ama yeter ki inşallah Allah-u Teala kullukta devam edelim muhteremler. Başka çaremiz yok muhteremler. Başka bir şey böyle şey. Lillahi Teala Fatiha.